FETÖ operasyonudur. FETÖ'nün yapmış olduğu cinayettir. Ne zaman ki FETÖ ilişkilerine bilmem nelere girdiyse Hamdi Hamitoğlu buradan hedef yapılmıştır. Ama hedef saptırılarak MİT müsteşarlığı üzerinden yapılan ilişkiler ve görüşler üzerinden katledildiği imajı yaratılmıştır. Ama merkezinde bu Gladio'ya karşı savaşın ifşasının yapmış olduğu işin bu olduğunu millici bir tutumla. Bundan sonra ben şunu söylüyorum. Şimdi senin şu anlattığın tabloda falan. Toygun Atilla'da iddianamenin yayınladığı gün Oda TV'de buna dair anlattığına bakıyorum. Senin an hiç alakası yok. Bambaşka bir yerden bir okuma oldu. Bambaşka bir yerden. Şu tablolar bilmem neler falan çıkmadı. Başka bir yerden tam iddianameden birebir alınmış. Fark ettiysen sen iddianameyi okudun. İddianameden birebir alınıp yazının içeri Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadelerinin bir kısmından alınmış bir yazı yani. Şimdi o yazının özetini sen hatırlarsın. O yazının özeti. Toygun Atilla ne anlatıyor o yazıda abi? Biz direkt başlık zaten. Sedat Peker. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğu Nuri Gökhan Bozkır'ın anlatımlarında savcılık tarafından sadece bir kısmı söylenmiş. Şu Nuri Gökhan Bozkır şu konuda doğru söylediklerinin doğru olduğunu tespit edilmiş. Şu konularda doğru söylemediği tespit edilmiştir demiştir. Ama Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde %80'ine ilişkin böyle bir yorum yok. Yani Nuri Gökhan Bozkır'ın şu anda anlatacağın şeyi, senin şu anda söyleyeceğin şeyi izleyiciler bilsin diye söylüyorum. Doğru olup olmadığına dair tek bir şey yok. Ama bu adamın yalancı olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu herkes biliyor. Hatırlıyorsan bu şeylerde 15 Temmuz'dan sonraki işte FETÖ'cü yargılamalarda falan da Müyesser Yıldız bütün bu işte davalar takip ederek FETÖ'cülerin orada özellikle o Genelkurmay'ın işte şeyi vardı ya adli müşavir en önemli. Neydi adı? Muammer Köse. Köse. Bunların falan ifadelerini falan yazarken İfadeler öyle bir yazılıyordu ki FETÖ'cülerin ifadeleri. İfadelerini okuduğun ettiğin zaman FETÖ'cülere hak vereceksin neredeyse, tamam mı? İfade birebir. Hani burada bir elekten geçirme, burada bir milli bir bakış açısıyla teröristin söylediğiyle mahkemenin söylediğini aynı kefelerde değerlendirme ya da aynı alanı açmanın ne kadar sağlıklı olup olmadığını tekrar soruyorum. Aynen şöyle oluyor. Toygun Atilla'nın yazısını okuyorum, bakıyorum. Sedat Peker'i almış Gökhan Bozkır ifadede şöyle diyor. Gökhan Bozkır geldiği son paragrafta Sedat Peker'i geçirdi ifade. Ben diyor Sedat Peker'in adamları tarafından korundum. Sedat Peker'in talimatıyla diyor. Beynur'du galiba. Beynur'un diyor yanına gittim. Beynur Bey diyor beni diyor Aytaç Ocaklı'ya diyor. Teslim et Aytaç Ocaklı bana. İsimleri çok şey fazla yaptı şey falan. Yapma abi. Onu söylersen Ne kafa için karışır. söylüyorum? Bu Beynur falan dediğini ben eskiden de bilirim. Sedat Peker eskiden de tanır, eder, birbirlerini severler, ederler. Böyle itibar ettikleri ilişkileridir. Ama şimdi buranın ifadesinde yazdığı beni diyor, bu adam kolladı, etti. Burada yaşamamız etmemiz Sedat Peker'in dahil. Sonra diyor Sedat Peker'in Can Dündar'la ve diyor, şeyle diyor, olan diyor ilişkilerinde diyor, Türkiye aleyhinde faaliyetler gördüğüm için diyor bunlardan uzaklaştım. Bak öyle bir yapay cümleyi söylettirmiş, etmişler ve ifadeye koydurmuşlar ki. Sonrasında ama ifade devam ediyor. Akşam Timur Soykan'ın programında gördüm. 120, 181. sayfa mı dedi? 121. sayfam. Ben oraya kadar gelemedim. Sonra tekrar o söyledikten sonra baktım. Tamam mı? Ne yazıyor falan diye. Kendi ifadesinde aslında o söylenen Toygun Atilla'nın öne çıkartıp aldığı Sedat Peker'de bak şu kılçık atıldı. Niye atıldı? Niye yapıldı? Toygun Atilla'ya ve Oda TV'ye soruyorum. Hatta daha üstten. 3 ay öncesinden Recep Tayyip'e bağlılığını yapan, anlatan Soner Yalçın. Daha üstten çıkalım. O mekanizmanın en tepesindeki İnan Kıraç'tan. Bakın mekanizma nerelerden nerelere gidiyor. Şimdi bu alınan yerle aynı adamın Nuri Bozkır'dan almışız ya ifadeyi, yazıyı yazmışız ya. Aynı adamın geri kalan iddianamenin ikinci bölümünde aynı şu ifadeler var. Benim diyor Romanya'dan diyor Ukrayna'ya geçişimi diyor sağlayan diyor Sedat Peker'in diyor kadrosuydu. Ama diyor güzergah değişiklikleri falan yaparken diyor tamam mı yakalanmayan bir baktık diyor istihbarat diyor. Orada diyor yakalandık. Bak şimdi. Herkesi geçiren eden Sedat Peker, herkesi organizasyonu yapan Sedat Peker orada
Nasıl olduysa Türk istihbaratının eline düşürüyor bu. Niye? 6 ay sonra zaman aşımına giriyor dosya. Şimdi yakın kaynaklardan gelen bilgiyi teyit ediyorum. Timur Soğukhan akşam anlattı. Ben de bugün bir iki tane eski arkadaş, abilerim falan, telefon bilmem ne. Şu. Peker demiş ki bu dosya zaman aşımına uğraşmadan önce bu operasyonun yapılmasında emeğimiz geçtiyse biz Türk devletinin, Türk milletinin namusunu savunmak için ne gerekiyorsa yaptık ve arkasındayız. Bu dosyayı yapan, bu işleri, güçleri oluşturan tüm emniyet mensuplarına, savcısına, bilmem neyine özel teşekkür sunmuş, etmiş, tamam. İşi alıp da işi buraya getiren, yakalamayı sağlayan kendim Nuri Bozkurt'un ifadesinde bu var. Peki Sedat Peker'in şimdi son yıllarda, son zamanlarda yapmış olduğu ifşaatlarla, açıklamalarla Türk milletinin önünde yaratmış olduğu o iklim ve güven noktasının kirletilmesi ya da ötekileştirmesi adına Toygun Atilla ne için böyle bir yazıyı ortaya koymuştur? Toygun Atilla ki çok daha öncesinden bu Gökhan Bozkurt'la gidip görüştü müydü? Görüştü. Konuştum, röportaj yaptı. Bu Gökhan Bozkurt arkadaş. O zamanlar anlatmamış mı acaba bu Sedat Peker bilmem ne? O zamanlar peki ondan sonra Toygun Atilla'nı birçok program bizlerle eş zamanlı bizim girdiğimiz, onlar da girdi. Oda TV'de programlar falan yaptılar. Yazılar yazdılar falan. Peki o zamanlar hiç bu Sedat Peker ismi geçmeyen, etmeyen dosyada, isimde ne oldu? İddianamenin yayınlandığı gün bize böyle bir haber çıktı. Hangi mekanizmaya, kimler nereye hizmet ediyor? Ya da nereden yakalanıp tutulan birileri var ki algıyı tepe taklak etmeye çalışıyor? Bakın net söylüyorum. Net söylüyorum. Toygun Atilla'nın yazısı iddianamenin o Gökhan Bozkurt ifadesinin bir kısmı üzerinden alınıp bunun üzerine çatıp buranın kime hizmet ettiğini ben anladım. Ben biliyorum. Ama millet de şunu görsün. Burada Sedat Peker ismini, bak net söyleyeyim, Sedat Peker değil, kralı olsun Hablemit oğlunun dahlinde öldürülmesinde kimseye eyvallahımız bilmem kimse, Levent Göktaş denilen adam bizim için bir sene öncesine kadar bu hadiselerden önce kahramandı. Bak böyle de sahip çıktık. Nihat Genç de sahip çıkmıştır, etmiştir. Ama ne zaman gördük? Burada bir kırışıklık, kirlilik var. Tık hiç affetmedik. Şimdi de tüm inancımla, inanarak ve bilerek söylediğim işler bu cümleler. Onlar da biliyor. Bak sorun şu. Toygun Atilla da biliyor. O da TV'de biliyor. Soner Yalçın'ı da biliyor. Ama buna rağmen hani bize şey diyorlardı ya, AKP bilmem ne, saray bağlantısı bilmem ne falan diyorlardı ya. O da TV'nin alternatif falan. Al bak, Allah bunu da çıkarttı şimdi karşımıza. Kim nerede duruyor? Kim nereyi destekleyip, kim nereyi çökertmeye çalışıyor? Burada net bir durum var. Burada algının yönetilmesinde operasyonel diyeceğim bir faaliyet gördüm. Ben şahsım olarak böyle görüyorum, böyle değerlendiriyorum. Ve tekrar söylüyorum. Gökhan Nuri Bozkır'ın iddianamesinde bu ifadeleri savcılık alıp koyarak Sedat Peker ismi de, bak niye yok? Madem öyle, Toygun Atilla 11 tane şey konulmuş. 11 kişiydi değil mi? Dosyada şüpheli bilmem suç örgütü. Sedat Peker niye yok? İddia ne? Can Dündar'la diyor 5 defa günde diyor görüşüyordu. Gökhan Bozkır'ın ifadesi alınmış şimdi, tamam mı? Zamanında Tuncay Güney ifadelerini manşet yapan Taraf gazetesi falan vardı ya. Bak. Peki. Bütün irtibatlar, Erdem Atay anlatırken dedi ki şunun şunla irtibatı, HTS kayıtları savcılıkta çıktı. Bir tane savcılık kaydı niye yok peki HTS kaydı? Can Dündar'la bir tane görüşmeye dair. Ya da Nuri Bozkır'la Sedat Peker'in bir kere bir araya gelmesine dair. Kamera kaydı, şahitlik, HTS kaydı. Olsaydı şu anda Süleyman Soylu, saray, şimdiye kadar 40 kez bu Sedat Peker'e buradan dosya yapmaz mıydı? Etmez miydi? Sonra Ersan Barkın meselesine geliyoruz. Ersan Barkın. Barkın. Ersan Barkın için ne söylüyor? Diyor ki, bu da diyor işte
Şengül Halimitoğlu'yla Sedat Peker'in işte hepsinin ortak avukatı bilmem ne. Bu buradan şu şuradan bak yapılan bütün imaj. Bunu sen okurken anlıyorsun. Ben okurken anlıyorum. Nihat Genç okurken anlıyor hemen. Millet ama geniş kitleler oraya hakim olmayan, dosyaya hakim olmayan herkes neyi görüyor biliyor musun? Ha Sedat Peker de demek ki bak bu işler güçlerin içinde şey varmış bak. Niye? Siyasal iktidarı en büyük sıkıştıran ve en büyük yıpratmayı sağlayan ve Türk milletinin içerisinde de en büyük itibarı sağlayan milli muhalefetin kimliğini, duruşunu Sedat Peker yaptı. Bunu söylemekten, etmekten çekinmiyoruz. Ben de çekinmedim, Nihat Genç de çekinmedi. Ver yansın olarak da biz bunları defalarca söyledik. Yine söylüyoruz, yine ediyoruz. Şimdi bu imajın tepetaklak edilmesinde demek ki ancak ve ancak iyi niyetli olmayan işler güçler olur diye düşünüyorum. Bu ETS kayıtları bir tanesi mevcut olsa, bir tanesi çünkü Milli İstihbarat'ın, Emniyet İstihbaratı bütün iltisak gözükür. FaceTime'dan da WhatsApp'tan da bilmem nereden konuşursan konuş irtibat gözükür. Hangi telefonla hangi coğrafyadan kim kimle görüş. Benimkini de biliyorlar, onunkini de, şununkini de bu. Herkes bilir, eder. Buralardan savcılık ikna olmamış. Bak savcılık çünkü tam tersinden bakıyor. Dosyaya koymuyor. Anlatılanlar üzerinden lan bu Nuri Bozkır hangi zamanda kim tarafından nasıl yakalanmış edilmiş biliyor ediyor. Buna rağmen bilginin diğer kısmı, ifadenin diğer kısmının alınıp kullanılmış olmasını kesinlikle önümüzdeki zamanlarda daha ayrıntılı bir şekilde girileceğini, edeceğini düşünüyorum. Şu anda da konuşamayan, tecrit edilmiş, elektronik tecrit ve bir kuşatma yapılmış Sedat Peker'in söz ya da sesinin olmaması bu kirletmenin, bu algı operasyonuna da güçlenmesini sağlayabilir. Ama dediğim gibi tekrar şunu söylüyorum. Somut fiili durumlar var. HTS kayıtına dair bir tane kanıt, bir tane ilişki konulmamıştır. Gökhan Bozkır'ın kendi ifadesiyle Sedat Peker'in tanıdıkları, bildikleri bizzat götürürken, kaçırırken nasıl olduysa ormandan çıkarken istihbaratın eline düşmüştür. Burada kim nerede ne oynamıştır. Orayda önümüzdeki zamanda mahkemesi de şu da bu da çok daha açık net sağlayacaktır. Avukata geliyorum tekrar. Avukat Havlemitoğlu'nun ta öğrencisi. İlk ifadeleri alınanlardan hatırlıyor musun? İlk ifadesi alınan o zamanlar ta öğrencisi. Manevi evladı diye geçiyor bu çocuk. Sonra hukuku bitiriyor bilmem ne yapıyor falan. Ona dair de soru işareti ya da kılıç çıkartanlar falan hayatını Necip Havlemitoğlu'nun bu dosyasına vermiş etmiş. Hatta Sedat Peker diyor ki bu dosya açıklanıp iddianame yayınladıktan sonra o da diyor buna diyor hediye olsun çok diyor çalıştı etti diyor ve Türk milletine diyor büyük hizmet etti. Bütün duruş, şekil, şemal bunun üzerine gelişmiş. Ben de konunun bu tarafına baktım. Dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde de kim bu dosyada nerede duruyor, neyi söylüyor çok dikkatli alalım, radara alalım.